yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Litvanyalı mimarlık ofisi Heima Mimarlık tarafından renove edilen siyah daire Litvanya'nın Vilnius şehrinde yer alıyor. Dairenin en önemli özelliği oturma odasının geometrik şeklini düzeltmek için yerleştirilen işte bu duvar. Tasarlanan bu duvar sayesinde yatak odasındaki dolap daha fonksiyonel bir hale dönüştürülmüş. Önceden şöminenin bulunduğu alan genişletilmiş ve böylece ayna, raf ve buzdolabı için ekstra alanlar da elde edilmiş. İç tasarımda siyah ve gri rengin yoğunlukla kullanıldığı daire tasarımıyla modern ve gizemli bir havada yakalamış. Meksikalı mimarlık şirketi Meraki Mimarlık tarafından tasarlanan Casa Piloto, Paraguay'ın başkenti Asunción'da bulunuyor. 4 yatak odası, geniş bir oturma odası ve televizyon odası bulunan yapı modern iç dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Yapının 2 kademeli olarak tasarlanan merdiveni evin her iki seviyesi arasında bağlantı kuruyor. Yemek odası ve oturma odasını ayıran sürgülü cam ortama ferah bir hava katıyor. Kahverengi ve yeşil tonlarının bir arada kullanıldığı iç tasarımda yer yer kullanılan bitkiler yapının doğayla bağlantı kurmasını da sağlıyorlar. Çekyalı Mimarlık Ofisi, Peter Hayek Mimarlık tarafından tasarlanan DOX Modern Sanat Müzesi, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da. Mimari açıdan tek bir birim gibi gözüken yapıda dans, müzik, film ve mimarlık okulları buluşmuş. Sanat merkezinde farklı enstrümanların rahatça kullanılabileceği değişken akustiğe sahip bir salonda yer almış. Farklı sanatsal aktivitelerin en iyi şekilde yapılmasına olanak sağlayan yapının çatısı, açık hava performanslar için özel olarak tasarlanmış. Yapı, iç tasarımında kullanılan beyaz ve gri renklerle modern sanatların ruhunu kullanıcılarına yansıtıyor. Vietnamlı mimarlık şirketi MMW+, mimarlık tarafından tasarlanan taş ev, Vietnam'ın Nha Trang şehrinde yer alıyor. Dış cephesi tamamen taşlardan oluşan bu yapı, eşsiz bir okyanus manzarasına da sahip. Yapının büyük bir çoğunluğunu oluşturan geniş camlar, okyanus manzarasını evin her tarafına taşımış. Evin merkezinde bulunan karakteristik merdiven, yapıya modern bir hava da katmış. İç tasarımında minimalizmin izleri görülen yapıda, kahverengi tonlarına sıkça yer veriliyor. Taş ev tasarımıyla kullanıcısına sadeliği ve estetik zevki bir arada sunuyor. Çinli mimarlık ofisi Shuli Mimarlık tarafından tasarlanan Sis içindeki dağ evi Çin'in Xi'an eyaletinde yer alıyor. Üçgen biçimindeki yapının tasarlanma amacı gençlerin ve çocukların dağ yaşamından uzak kalmamasını sağlamak. Doğayla bağlantılı kalması için özellikle küçük tasarlanan evin açık alanları çocukların oyun oynaması için düşünülmüş. İç tasarımı da kahverengi ve yeşil tonlara sıkça yer verilen dağ evi kullanıcılarına doğanın içindeki özgürlük hissini sonuna kadar yaşatıyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.